Prime Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sağlıklı Günler serimizden sağlık bilgileri alabileceğiniz gibi bugün de biz çocuklarımızın psikolojik sağlamlığı üzerine konuşacağız. Bugünkü uzmanımız çocuk sağlığı hastalıkları ve gelişimsel pediatri uzmanımız Hakan hocamız. Hakan hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün sizinle 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızın önce 0-3-3-6 şeklinde ayırarak genel gelişim dönemleri üzerine biraz sohbet edeceğiz sizinle. Bu yayınımızın altında yorumlar kısmında katılımcılarımızın eğer soruları olursa onları cevaplandırabilecekler. Biz şimdi sizinle beraber bu yaş döneminde ne kadar büyük bir değişim ve gelişim süreci, herkes büyük bir mutlulukla hamilelik ve üzerine doğum ve sonra doğum sonrası süreçte siz giriyorsunuz devreye ve hayatlarında bir sürü şey değişiyor. Evet. Tabii ki anne baba olmak aynı zamanda korkuları da beraberinde getiriyor. Herkes her şey dönüyor. Acaba iyi gidiyor mu? Bir sorun var mı? Nerede dikkat etmeliyim gibi bir noktada ilerliyor. İsterseniz biz böyle genel bir anlamda çocuklarımız doğduktan sonra hangi gelişim alanlarına dikkat edelim diye bir küçük bir özet geçtikten sonra bunları tek tek inceleyelim. Ne dersiniz hocam? Tabii sizin ki. Için uygun mu? Şimdi annelerimiz tabii bebeklerini sağlıkla kucaklarına aldıktan sonra bir taraftan beslenmeyle ilgili, bir taraftan fiziksel büyümesiyle ilgili, diğer taraftan da gelişimiyle ilgili elbette kaygıları oluyor. Ne çok soru var değil mi hocam? Hem de nasıl? Zaten aslında gebelik süresince bu donanıma sahip oluyorlar. Yani bir annelik donanımıyla doğuyor aslında o bebek ve o anne de onu öyle o şekilde kucağına alıyor. Tabii bundan sonra işin zor kısmı başlıyor anneler için. O kaygılı dönem başlıyor. En çok anneler mi kaygılı hocam? Yok, babalar da kaygılı tabii ki her zaman. Artık öyle değil evet, mi hocam? Artık öyle. Artık öyle babalar. Artık hatta biz günlük takiplerimizde, sağlık izlemlerimizde anne kadar babayla da çok fazla konuşuyoruz. Ve onu da işin içerisine katmaya mutlaka çalışıyoruz. Çok güldüğüm bir ifade var. Bana da geldiklerinde ifade ediyorlar. Hamileyiz ifadesini kullanıyorlar. Biz hamileyiz noktasından başlayarak. Hani evet, aynen bizde, öyle. Evet, doğru. Hamilelik bir süreç sadece fiziksel bir süreç değil, aynı zamanda da duygusal bir süreç. Dolayısıyla ki, babalar da bu süreci paylaşıyor olmaları aslında çocuklar ve anneler adına çok büyük bir kazanım. Evet, kesinlikle. Peki, doğumumuzu gerçekleştirdik. Sağlıklı bir doğum gerçekleştirdik. Umarım bütün anne adayları bu sona ulaşırlar. Sonra bizi neler bekliyor hocam? Şimdi bebeğimizi tabii ki onun sağlıklı kendi metabolizmasını sürdürebilmesi için ve sağlıklı olabilmesi için beslenmeye ihtiyacı var. Hı hı. İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeyi öneriyoruz. Hı hı. Tabii ki anne sütüyle beslerken bir taraftan rutin aylık sağlık izlemlerini yaparken biz aynı zamanda çocukların gelişimlerini de takip ediyoruz. Hı hı. Çünkü çok özür dilerim. Sağlam çocuk takibi diye bir şey var. Evet hocam? Var. Aynen. Çünkü birçok insan aslında bu noktada çok kafaları karışıyor. Bazen takip ettikleri süreç hani bir sorun olduğunda doktora gitmek diye. Ama sağlam çocuk takibi dediğimiz bir süreç var. Burayı atlamamaları gerekiyor. Kesinlikle. Sağlıklı çocuğun izlemi çok önemli. Çünkü 0-3 yaş beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem ve beyin gelişiminin büyük bir kısmının tamamlandığı bir dönem. Hı hı. O yüzden bu dönemde hem çocuğun sağlığını izlemek, hem gelişimini izlemek, hem bunu desteklemek, aileyi merkeze alarak ailenin gelişimi nasıl destekleyeceğini onlarla paylaşmak, hem ilerisi için, ilerisi dönemdeki ruh sağlığı ve gelişimi için, hem de erken dönemde risklerin önlenmesi için çok önemli. Önleyici çalışmak her zaman kesinlikle. İçin erken müdahale. Bizim gelişimsel pediatri olarak her zaman hem aileyi merkeze almak hem de riskleri erkenden önlemek çok önemli. Çünkü ileride riskler ortaya çıktıktan sonra çocuğun gelişimi olumsuz etkilenmeye başladıktan sonra bunların geri dönüşü çok daha zor oluyor. O yüzden aileyle beraber olup ailedeki riskleri erkenden belirleyip gelişimini sağlıklı bir şekilde izleyebilirsek her şey yolunda gidebilir. Aynı durumda biz de karşı karşıya kalıyoruz Hakan hocam. Yani biz tabii işin psikolojik boyutundayız genel gelişimsel sürecinde. Biz de her zaman şunu söylüyoruz. İlla çocuklarınızı bir sorun davranışlarıyla karşı karşıya kalmanıza gerek yok. Aslında gelişim dönemlerini doğru takip ederseniz bazı şeylerin sorun olmadığını göreceksiniz. İşte en basiti 2 yaş sendromu diye tanımladığımız bir şey var. Ya bu çocuk hiç eskisi gibi değil, çok inatlaştı, ne oluyor, eyvah diye geliyor. Benim direkt sorduğum soru birçok konu için kaç yaşında ya da kaç aylık? Eğer bu 2 yaşındaysa bu kadar öfke nöbeti geçiren ya da inatlaşan bir çocuğa hayır, bu gelişiminin doğal bir süreci. Sadece bunu doğru yönetmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Noktasında ilerliyoruz. Ya da dil konuşmayla ilgili geliyorlar. Hani bahsettiğimiz süreçte. O zaman dönüp diyorum ki bir dakika, panik olmanız gerektiren bir durumda değiliz. Hatta biz ilerleyen yaşlarda da bakıyoruz ya. Hani evet. En çok Allah'ım ben bu sıralar en moda olayımız biliyorsunuz. Özel öğrenme güçlüğü. Bu çocuk disleksi mi? Dikkat eksikliği mi var? 3 yaşındaki çocuğa bunu söylüyorlar.
yapıyorlar. Bizim evet. çok kafamız karışıyor hocam. Çok üzülüyorum aileler için. Her şey sorun değil, her şey sorun odaklı bakmaları gerçekten çok yorucu. Aynı zamanda da bu çocuklar için de çok sıkıntılı bir süreç. Hani sürekli bir gözlem altında tutun. Tabii ki çocuklarınızı takip edin, izleyin, gözlemleyin. Ama bunu bir hani neydi eskiden bir program vardı bilir misiniz? Bir BBG evi mi vardı hocam? Evet. Her şey konu. Bu noktada yapmayın yani. Tabii ki gözlemleyin ama çocuğunuza da alan yaratın şeklinde. Peki hocam biz isterseniz önce çocukların bilişsel gelişimi üzerine birazcık konuşalım. Bugünkü ilk çalışmamız çocukların bilişsel gelişimi üzerine olsun. Çünkü en çok dikkat edilen nokta evet. o. Biz ilk andan itibaren gelişim testleriyle birçok şeye bakıyoruz tabii ki. Ama bilişsel gelişim diye tanımladığımız eğer ölçmemiz gerekiyorsa bunun en sağlıklısının 2 yaş ve üzeri çocuklarda olduğunu biliyoruz biz. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Bilişsel gelişimde ne zamandan itibaren takip etmeleri önemli? İlk doğduğu anda nelere dikkat etmeleri Şimdi, gerekiyor şeklinde? Şimdi bebeklerde beyin gelişimi yani zihinsel gelişimi hem çok elastik bir yapıya sahip hem de çok hızlı oluyor. Hı-hı. Yani bazen günlerle değişecek şekilde çocukta farklılıkları görebiliyoruz. Hı-hı. Ama gelişim bir süreç. Yani bugün her şeyin yolunda gidiyor olması demek yarın da iyi gideceği anlamına gelmediği gibi evet. bazen gelişimsel zorluklarla karşılaştığımızda erken müdahale edersek veya riskleri erken önlersek gelişimin çok daha iyiye gittiğini görebiliyoruz. Çocuklar tabii özellikle 0-6 aylık dönemde duyular sayesinde gelişiyorlar. Görme, işitme, dokunma, tat, koku duyuları bunlar beyin gelişiminin en önemli parçalarını oluşturuyor. Ve bunların hepsinin beyinde belli merkezleri var. O yüzden çocuklar doğduktan sonra zaten aslında o güvenli bağlanma süreci ona da ayrı bir konu ayırmak lazım onu sonra. Onu yapacağız hocam evet. ayrıca. O güvenli bağlanma sürecini başarabilir ve bu süreci iyi yönetebilirsek zaten çocuğun gelişimini iyi destekliyor olabiliriz. Hı-hı. Ve çocuklar görmeye başlıyorlar doğar doğmaz. Evet bazen yakını çok net göremiyorlar ilk doğduktan sonra ama birinci ayda senin gözün içerisine bakmaya başlıyorlar kısa süreli de olsa. Ve 1,5-2 aydan sonra artık takip etmeye, izlemeye başlıyor. Hı-hı. İşte bu saatten itibaren artık çocuk dünyanın daha fazla içerisinde olmaya, yaşamın daha fazla içerisinde olmaya bir istek gösteriyor. Biz de onun ihtiyaçlarını karşılamamız için duyularını geliştirmemiz lazım. O yüzden de çok fazla konuşmak, çok fazla göz teması kurmak, hı-hı. özellikle ağız, dudak, yüz, mimik hareketleri, jestler ve mimiklerle onunla kaliteli zaman geçirmek beyin gelişimini yani bilişsel gelişimi en iyi destekleyen şeydir. Tabii ben bunun içerisine mutlaka kitabı katıyorum. Özellikle 0 aydan olmak üzere ailelerimin mutlaka kitap listesi önerileri bulunuyorum. Kitapla zaman geçirmelerini söylüyorum. Özellikle duyuların gelişmesini sağlayacak bazen renkli, sesli oyuncaklar beynin farklı bölgelerini geliştirmeye yarayacak. Bazı özellikle görme sinirini en çok çalıştıran renkler kırmızı, siyah, beyaz ağırlıklı, konuşma, sesli oyuncaklar, ten teması sağlama bence en önemlisi. Hem güvenli bağlanma için de çok önemli. Yani besleme zamanları dışında mutlaka çocukla aktif zaman geçirme, etkileşim, iletişim ve göz temasını kurma ve onun ihtiyaçlarını sağlama. Yani aslında ben bunu duyarlılık olarak söylüyorum her zaman ailelerime de. Burada önemli olan çocuktan gelen sinyalleri doğru yorumlamak ve çocuğa doğru yansıtmak gerekiyor. Bunu 2 yaş konusunu konuşurken de, davranışları konuşurken de konuşacağız. Çocuktan gelen sinyalleri eğer doğru algılayabilirsek onun neye ihtiyacı olduğunu çok daha iyi karar verebiliriz diye düşünüyorum. Doğru. Hocam bu bilişsel gelişim sürecini tanımladığımızda aileler bu konuda gerçekten inanılmaz derecede hem panik olabiliyorlar hem de en önem verdikleri konulardan bir tanesi. Şimdi tabii ki kuşaklar arası fark ve bizim yeni doğmuş çocuklarımız birçok şeyi çok daha farklı yapıyorlar. İyi ki yapıyorlar. Biz de öyleydik. Biz de annelerimizden babalarımızdan farklı yapıyorduk. Bu konuyu isterseniz daha sonra yine paylaşalım ama hani çocukların genel gelişim süreçlerinde gösterdikleri tepkileri acaba bu çocuk üstün mü? İfadesi noktası var. Biliyorsunuz ben de bu konuda hani özel çalışmalarım evet, da var. Ve en büyük handikapımız bu. Bir zeka testi yapılmalı mı? Ya da bir gelişim testi yapılmalı mı? Ne zaman ihtiyaç duyuluyor böyle bir noktaya? Bu konudaki düşünceleriniz bizim için çok önemli. Ben her zaman kendi pratik uygulamamda da ve Amerikan Pediatri Akademisi dahil uluslararası pediatri birlikleri de çocukların mutlaka sağlık izlemleri sırasında gelişimlerinin de izlenmesini öneriyor. Biz de 3 yaşa kadar eğer gelişim anlamında bir risk görürsek mutlaka gelişimi ayrıntılı değerlendiriyoruz. Aile merkezli ayrıntılı gelişimsel değerlendirme yapıyoruz. Risk görmek diye tanımladığımız evet. nokta önemli değil Aynen, mi hocam? Kesinlikle yani... önemli.
Ve bu dönemde tabii ki uyguladığımız özellikle hem zihinsel gelişimi, hem dil gelişimini, hem alıcı dili yani anlaması, öğrenmesi, kavramasını, hareket gelişimini, sosyal duygusal gelişimini değerlendirebildiğimiz standartize edilmiş, uluslararası standartizasyonu yapılmış bazı araçlar var. Ben de bunları kullanıyorum günlük pratiğimde. Tabii ki bunlar biraz daha zahmetli, biraz daha zaman alan değerlendirmeler olsa da mutlaka risk gördüğümüz yerde veya sağlık izlemleri içerisinde bu gelişim testlerini uyguluyoruz. Yani ben çok fazla buna test odaklı yaklaşmayı düşünmüyorum ama... Ben de değerlendirme diyorum. Evet, buna gelişimsel hocam. Değerlendirme değerini daha çok uygun görüyoruz. Hani burada bir taraftan burada çocuğun gelişimini tüm alanlarıyla beraber ayrıntılı değerlendirirken bir taraftan da ailenin ve çocuğun güçlü yönlerini görüp onları desteklemeyi çok fazla önemsiyoruz. Biz de tabii olayın psikolojik boyutunda ve zihinsel gelişiminde her zaman için sizinle birlikte çalıştığımız için bu noktada varız. Ve eğer bir değerlendirme yapılacaksa, ilerleyen yaşlarda eğer çocuğa bir zihinsel performans tanımı ölçeği uygulanacaksa bunun bir işe yarıyor olması gerekiyor hocam. Yani bu konuyu özellikle ailelerimizden rica ediyorum. Lütfen test yaptırmak çok işlevsel bir şey değil. Eğer o testin sonucunu bir yerde kullanacaksanız yaptırın. Hatta ben direkt şunu söylüyorum. Test yaptırmak bir etikettir hocam. Ve rakamları çok seviyor biliyorsunuz. Biliyorum, annelerimiz. Evet. Annelerimiz ve babalarımız. Biz de çok karşılaşıyoruz. Ve ben çok üzülüyorum. Bazı uzmanlar direkt rakam çalışıyorlar. Ya da aileler bunu zorluyorlar. Ya rakam bir şey değil. O rakamın karşılığındaki değer neyse ona göre hareket etmek gerekiyor. Dolayısıyla bir değerlendirme ölçeği ya da bir zihinsel performans tanımlama ölçeğinin kullanılıyor olmasının çocuk için bir yarar, bir fayda sağlaması noktasında hareket etmelerini özellikle anne ve babalardan rica ediyorum. Yani bu hepimizin karşılaştığı bir durum. Çünkü normal gelişim gösteren bir çocuğun üstün çıkmadığı bir durumda ya da parlak çıkmadığı bir durumda diye suratını, gözünü deviren, yani normal gelişim gösterir. Bu çok iyi bir şey. Hani dünya standartlarında zaten tanımlanan gerçekte üstün yetenekli çocukların toplam nüfusun %2'sini karşıladığı biliniyor. Yani o %2'sinde değil diye o çocuk hani herhangi bir eksiklik yaşamaması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Çünkü hani bir ölçeği uygulayıp işte kazandı kazanamadı iyi ya da kötü ifadesi bile o çocuk için bir başarı ya da başarısızlık noktasında hareket ediyor. Ve bu gerçekten bir çocuğun işte hep altını çizdiğimiz kendine güvenme, başarma isteği, motivasyon vesaire gibi kişilik gelişimini tanımlayan yerlerde direkt en temelden, kesinlikle, hani ben dinamiti patlattığınız yer olarak tanımlıyorum. Bilişsel gelişimde bütün bunları ölçme değerlendirmeyi takip ederken bir de dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta. Özellikle 0-6 yaş döneminde dil gelişiminin bilişsel gelişimi tanılamada çok etkili olduğunu, kesinlikle, biliyoruz. Kesinlikle. Özellikle de 3 yaşından sonra dil bilişsel gelişimi genellikle birlikte seyreder. Hı-hı. Tabii ki her ülkede olduğu gibi ülkemizde de hani biz buna konuşma gecikmesi diyoruz. Hı-hı. Dil gelişiminde gecikme aslında. Hı-hı. Dil gelişiminde gecikme görülebilir. Yani bu %2 ila 7 arasında bizim ülkemizde konuşma gecikmeleri ya dil gelişiminde ifade edici dil gelişiminde gecikmeler olabilir. Bunu ayrıca konuşalım hocam dil gelişiminde. Hı-hı. Ama burada sadece benim önem vermek istediğim yani dikkat etmek istediğim bir konu var. Gecikmiş dil konuşma becerileri noktasında bilişsel becerilerde bir gerilik mi diye bir soru işareti her zaman oluşuyor. Bu her zaman aynı anlama gelmiyor. Gelmiyor, evet. Çünkü her çocuğun her alandaki gelişim hızı birbirinden farklılık gösterebilir. Kesinlikle. Dolayısıyla dil gelişimi geri diye bu çocuğun bilişsel gelişiminde bir sorun var diyemiyoruz. Hayır, tabii ki o anlama gelmez. Dolayısıyla takip edip o dil gelişimiyle ilgili sorunun çözümü, evet, noktasında hareket etmek önemli. Çünkü gelişimsel değerlendirme ölçeklerinde özellikle 0-6 yaştaki birçok maddenin dil gelişimiyle alakalı olduğunu bildiğimiz için biz orayı hep bir soru işareti olarak tanımlıyoruz ve pediatri uzmanı doktorlarımız birlikte çalışırken de bunu ifade ediyoruz. Anne babaların bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Hatta bu değerlendirme ölçeklerini kullanan uzman arkadaşlarımızın da hocam. Yani çünkü oradaki maddelere direkt eksi diyecek. Yani evet, hani bunu i̇şte, soruyor mu, bunu söylüyor mu, bu kadar aynen sayıyor mu dediğinde dil gelişimi olmadığı için eksi puan vermesi, evet, gerekiyor. İşte yani burada zaten az önce de anlatmaya çalıştığım şey oydu. Burada sadece bir tester olarak yaklaşmak önemli değil. Burada önemli olan aile merkezli gelişimsel değerlendirme yaptığın zaman bir serbest oyun gözlemi yaptığın zaman bunun içerisine zaten bazı gelişimsel değerlendirme araçlarının maddelerini zaten uygulamış oluyoruz. Burada sadece kapalı uçlu sorular sorarak ya da artı eksi diye işaretleyerek veya sorunun cevabının net belli olduğu sorular sorarak, hı hı, bir değerlendirme aracı oldukça kısıtlı bir değerlendirme yapıyor ve bunun sonucunda da yanlış tanılar, hı hı,
Ve yanlış değerlendirmeler sonucunda da yanlış yönlendirmeler yapılıyor maalesef. Tanı alıyor. Bu da ailenin kaygısını arttırdığı gibi hem ailenin kaygısını arttırıyor hem de çocuğun gerek erken çocukluk döneminde hem de okul hayatında gereksiz yere hem damgalanmasını hem de bir takım farklı süreçlerin devreye girmesine sebep oluyor maalesef. Aynen öyle. Peki hocam, biz bugün bilişsel gelişimi konuştuk sizinle. Bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. Tabii ki abone olmayı unutmuyorlar çünkü farklı alanlarda birçok konuyu sizinle konuşacağız. Bugün bilişsel gelişimde uzmanımız Hakan Balta ile beraberdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonra farklı alanlarda birlikte konuşacağız. Konuşacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.